Yani buna bakan hanım dedi ki Yusuf dedi, Rümeysa'ya gitmiyor. Çok başka. Her yolu beni geçmek istiyorsun. Evet. Valla sen vakit tanımıyorsun. İki basamak var başkanım. Tamam. Sağ. Devam edin başkanım. Solda. Evet, tamam başkanım. Siz oraya geçin. Öğrenci olmak kadar eğlenceli ve güzel bir şey yok ki. Değil mi? Evet. Merhaba. Neyse, bu bilgisayarımız. Birlikte şimdi açacağız, çıkaracağız. Her başarılı öğrenciye başarısından dolayı ödüllendirir. Bugün de sizin başarınızı duyunca Yusuf dedi, değerli kızıma başarısından dolayı tam donanımlı bir bilgisayar gönderdi. Bu bilgisayarla da inşallah eğitimini tamamlar. Biz Rümeysa'la birlikte çalışacağız. İnşallah. Çünkü ben seni doğru ilçelere doğru bu farkınlık artsın. Gaziantep Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğrencisiyim. Evrenin en iyi fakültesi olan İlahiyat bölümünde okuyorum. Ve ben bu üniversiteye kendi isteğimle ve severek geldim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını anlatmak için gönüllü oldum. İlahiyat Üniversitesi'ne canım annem, canım ailemin desteğiyle ve Sayın Yusuf Başkan 2014'te gelip görme engellerin değil tüm engellerin ilk engeller başkanı oldu. Ve tabii ki ikincisi de geliyor Allah'ın izniyle. O da ben. Güzel. Allah'ın izniyle inşallah. Ve Sayın Fatma Başkanım, hani ufak dokunuşlar diyoruz ya başarılar için. Bazen ufak dokunuşlar bir insan için büyük dokunuşlar olabiliyor. Mesela hayata gelirsen yaparsın dediler. Evrenin en iyi öğretmeni Fatih Hoca ve Gökhan Hoca ve diğerleri bilhassa. Deprem oldu. Deprem tabii ki beni etkiledi. Depremde ama yemin ederim hiç korkmadım ben. Sadece yani enkaz altında kalan kardeşlerim için üzüldüm vesaire ama onun dışında gerçekten hiç korkmadım. Gecemi gündüzüme kattım, çalıştım. Hatta depremde telefon üzerinden abimi arıyordum. Abim hemşireydi. Abi diyordum, hadi diyordum sen boş zamanlarında bana soru oku ben çalışayım, başarayım ve Fatma Başkan'la güzel şeyler başarmak istiyorum. Abime hep bunu anlatıyordum zaten. Hayalimi de yavaş yavaş gerçekleştiriyorum. Hani derler ya, sabreden dermiş, muradına ermiş. Çalışacağım, çabalayacağım. Bu üniversitede yüksek lisans yapıp Yusuf Başkan'ın yerine tekrar ben geçtim. Yani mesela yemek bile zor mesela. Yemeği yerken ya kaşık kullanmak gerekiyor. Bir şey böyle Selena gibi yapamayız bunu, değil mi? Zorluklar tabii ki yaşadım. Mesela bilgisayarım vesaire olmadığı için ders videosu dinlemekte vesaire zorlandım. Ama tabii ki Fatma Şahin Başkanımız çok güzel bir sürpriz yapmış ve kendisine tekrar teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum. Allah'ın izniyle güzel şeyler yapacağına inanıyorum. Çok zorlandım bilgisayarda, ders dinlerken, ders çalışırken, video dinlerken ya da mesela yolları ezberlemek zaten derya deniz. Çünkü ben ilk defa dışarı çıktım. İlk defa ailemden yani uzak bir yerde kaldım yani. Onu çok 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 ama çok seviyorum. Ve İmam Hatip öğrencilerinin yollarını açtığı için başına taş gözüne yaş değmemesini dua ediyorum. Hızır yoldaşı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşi olsun inşallah onun. İnşallah okulumu bitirdiğimde, okulu bitirmeden önce sonra Sayın Fatma Bakanı'nla onun makamında ziyaret etmek istiyorum. O evrenin en iyi cumhurbaşkanı. Bir de herkes bana neden ilahiyat okumak istiyorsun diyor ya. Canımız Cumhurbaşkanımız, annesinin cenazesinde, Allah annesini rahmet eylesin inşallah, Kur'an-ı Kerim okuyordu. Ben onu gördüm, öyle bir duygulandım ki, hıh dedim, tamam dedim, aha ben ilahiyat okumak istiyorum dedim. Cumhurbaşkanımız sayesinde aldım, Allah ondan razı olsun. Onun sayesinde inşallah hem ilahiyat okuyup hem yüksek lisans yapıp hem engeller daire başkanı olup onunla da güzel işler yapmak istiyorum. Öncelikle engellilerle ilgili, toplumla ilgili herkesi eşit tutup da eşit bakan, çok değerli aile bakanı kurucusu olan ve bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin belediye başkanı olan Sayın Fatma Şahin'e beni Rümeysa ile tanıştırmaya sebep olmasından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Belediye başkanımızın şöyle bir sözü vardır. Küçük dokunuşlar büyük başarıları var eder, küçük dokunuşlar insanları başarıya ulaştırır. Ben Gaziantep'e gelmeden önce
Orman Bakanlığı Araştırma Planlama Koordinasyon uzmanıydım. Değerli Belediye Başkanımız Gaziantep'e gelince Türkiye'de ilk engelliler daire başkanlığı kurup beni de o daire başkanı başına getirerek ilimizdeki tüm engellilere, yaşlılara, insanlara hizmet götürmemi talimatıyla beni buraya getirmişti. Nizip'te böyle bir ailenin varlığı ifade edilince gittim. Rümeysa'nın ailesini, o zaman Rümeysa yine bugünkü gibi güzel bir kızımız, daha 9-10 yaşında. Okulda bahsettik, eğitimde bahsettik. Kendimde örnekler verdim. Okulda başarılı olacağını söylemiştim. Ama yaklaşık 9 yılda bugüne kadar da karşılaşmadım işin doğrusu. Değerli belediye başkanımız geçen yurtta videoda da gördüğümüz gibi Rümeysa'yla bir rüzgar şarkısını söylüyorlar. Yusuf, sen ziyaret ettiğin kız fakülteyi kazanmış, ilahiyatı kazanmış, haberin var mı diye söyleyince hemen buraya gelmek istedim. Fatma Hanım diye giderken mutlaka haberim olsun. Başarılı kızıma mutlaka bilgisayarını götür. Her öğrenciye başardığı zaman ödüllendirmesi gerekirken bizim Rümeysa çift başarıyı sağlamış. Bir, öndeki engeli kaldırmış. İlk ortaokul liseyi başarıyla bitirmiş. Bugün de ilahiyatı kazanmış deyince bugün görme engellilerin görme engellilere uygun bir donanmış bilgisayar Fatma Hanım'ın selamıyla getirdik. Rümeysa kızımız inşallah bu bilgisayarla eğitimini sürdürecektir. Kendisi ifadesiyle de gelecekte benim yerime talip, ben de yerimi keyifle Rümeysa'ya teslim edeceğim. Mahirette de karşılığını görecektir. İlk tuşa bas. Görmemek değil önemli olan, insanların kalpleri görmüyorsa hiç çözüm yoktur. Bir insanın kolu olmayabilir, yürüyemeyebilir, konuşamayabilir, bu çok doğaldır. Ama bir insanın kalbi görmüyor, kalbi duymuyorsa ona bir şey yapamayız. Allah-u Teala kusursuzdur ve insanı en güzel biçimde yaratmıştır. Bir daha. Nerede rüzgar, aklımda aşk var. Gece yarısında eski yağmurlar şarkı söylüyorlar. Sessiz usulca özlediğim şimdi çok uzaklarda. O da özlüyormuş benim bir tanem. Sessiz ağlıyormuş sessiz usulca. Öyle yazıyor.